paylaşılacak çiçek. Acil bir paket götürüyorum da. Helikopter böceği kargo. Peki tamam, hiç önemli değil. Maya, o da ne? Hayır, olamaz. Sana yeni bir yatak lazım. Kısmetimize buralarda bir sürü yatak var. Hadi başka bir tane seçelim. Bekle. Sana uygun rahat bir yatağı öyle şıp diye seçemezsin. Sen bunu uzman uykucuya bırak istersen. Peki ya bu nasıl? Bence fena değil. Büyük, konforlu, konumu çok iyi ve tek kelimeyle leziz. Al sana mükemmel bir çiçek. Aferin sana Willy, sen gerçekten de uzmansın. Çok güzel, çayırda bunun gibi bir tane daha yok. Bu kadar çalışmak beni fazlasıyla yordu. Pardon, merhaba. Özür dilerim, böldüm ama bu çiçeğin tozunu toplamam gerekiyor. Hadi gel Willy. Hayır efendim, bunun gibi bir çiçek daha bulamayız. Önce onu biz bulduk. Hem buna benzer bir sürü çiçek var. Peki, sizi anlıyorum ama benden özellikle bu çiçeğin tozunu toplamam istenmişti. Ha? Ne? Yargıç Banmo mu? Teftiş turunda kime rastlarsınız? Tabii ki bizim Maya'ya. Doğal olarak arkadaşı Willy'ye de. Dina bizim için örnek bir işçiaradır. Hatta kovanının en iyisidir. Bırakalım da işinin gereğini yapsın. İyi ama bu çiçeği önce biz bulmuştuk. Üstelik burası Maya'nın yeni yatağı olacak. Yani sen şimdi kovanında uyumuyor musun? Çiçeklerin tozu toplanmak içindir. Bunun dışında zaman kaybıdır. Uyumak için çiçek seçiyorsun ha? Maya, sen de diğer arıların uğraştığı işlerle ilgilensene. Ama zaten ilgileniyorum. Diğer arıların yaptığı her şeyi yapıyorum. Ya demek öyle. Nasıl olsa orasını çok yakında anlarız. Arılar ve kovan talimatnamesinin 12. paragrafına göre kimin ne toplayacağı 3 yarışma sonrası anlaşılır. Yarışma yapacağız. Yarışma mı? Yarışmalara bayılırım. Birinci yarışma. Bildiğiniz gibi kovan arıları çiçek tozu ve bal özünün bolca bulunduğu çiçekleri diğerlerine de gösterir. Ama buna haksızlık denir. Dina bunu her gün yapıyor. Tam üstüne bastın çocuğum. Bakalım sana yerini bildireceğim laleyi Dina kadar kolay bir şekilde bulabilecek misin? Evet, bu kadar. Tamam. Anladım. Sola dönüşün anlamı. Yardım etmek yok Willy. Uç bakalım Maya. Hemen peşindeyim. Galiba mısır tarlasından sonra dümdüz devam edeceğim. Yani şu tarafta olsa gerek. Maya. Evet ama yine de buraya ilk varan Dina'ydı. Hey, buna haksızlık denir. Kurallarda bu yoktu. Lale'nin yerini bulmaları yetecekti. Böylece birinci turun galibi Dina oldu. Ama önemli değil Willy. Nasılsa iki tur daha var. Bu ikinci turda her biriniz eline sepetini alacak ve mümkün olduğunca çok polen tanesiyle dönecek. O bölge Maya'nın, şu bölgede Dina'nın. Sümüklü böcek mantara ulaştığında en fazla tanecik getirmiş olan bu turu kazanır. Benim Dina kadar tecrübem olmadığı ortada. Yarışmayı kazanamayacağım. Fakat sizi uyarayım. Sadece taşların içinde kalan tanecikler sayılacaktır. İyice anlaşıldı mı? Hazır.
başla. Hadi Maya, hadi Maya, basır Maya, ha, basır. Of. Maya, hey, senden çiçek tozu taneciği toplaman istendi. Odun parçaları merak değil. Merak etme Vili. Öyle olsun. O da ne? Bakın, şuna bakın. Hadi Maya, hadi Maya, basır Maya, hadi Maya. Ne oluyor? Ya! Aa, bu olmadı. Hadi Maya, hadi Maya. Peki, anlaşıldı. Bu turun galibi Maya oldu. Fakat kıl payı kazandı. İşte bu kadar. Aferin sana Maya. Her neyse yeterince konuştuk. Beni takip edin. Son yarışmaya gidiyoruz. Gerçekten de çok zekice bir fikirdi Maya. Tebrikler. Son yarışma hızla alakalı olacak. Çok hızlı olmanız gerekiyor. Ama Dina gerçekten de çok hızlı. Üstelik o yetişkin bir arı. Kuralları iyi bilirim. Ayrıca kural kuraldır Veli. Yarışta herhangi bir aksilik yaşanmaması için sizi takip edeceğim. Bizzat gençliğimde bu alanda şampiyondum. Evet evet. Şimdi yerlerinize. Hazır. Başla. Maya çabuk. Aklına yeri yatağını getir. Hadi Maya daha hızlı. İstersen ona yetişebilirsin. Hadi. Ona asla yetişemeyeceğim. Benden daha hızlı. Maya? Hı? Yoksa vaz mı geçtin? Özür dilerim. Ben... Hey, buna haksızlık denir. Göle kadar bile gitmeden dönüyor. Ha? İyi de yapıyor. Bunu yargıç Balmumu'na söylememiz gerek. Olamaz. Öyle yapmıyormuş. Sadece kaçıyormuş. Hadi gel Vili. Ona yardım etmeliyiz. Ama ona yetişemeyiz ki. Biz en iyisi yargıç Balmumu'nu uyaralım. Hayır olamaz. Hemen bir şeyler yapmalıyız. İmdat yardım edin. Ne yapacağız? Hey, buraya baksana. Helikopter böceği kargo hizmetinizdedir. Hey, ben seni tanıdım. Bu sabah çiçeğini koparmıştım. Evet ama şimdi başka bir derdimiz var. Kuşun teki arkadaşımızı kovalım. Yardım edin. Hadi yardım eder misin? Senin için en azından bunu yapayım. Hem sonra kuşlarla uğraşmaya da bayılırım. Hadi atlayın. İmdat! İmdat! İmdat mı? Bak şuradaki çalılıklara git. Neden? Merak etme
ve buraya asla giremez. Dikenli çalılarda kendini yaralamak istemez. Şükürler olsun, ikimize de çok teşekkür ederim. Tek bir çiçek yüzünden bu kadar tehlikeye atılmak çok anlamsızdı. Vasıta lazım mı? Ya ben de tam seni kurtarmaya geliyordum ki bir şey yapmama fırsat kalmadan Maya'nın bir planı olduğunu fark ettim. Her neyse, yarışma yarışmadır, sıra yarışmanın galibini açıklamaya geldi. Bir bakalım. Dina yarışı önde bitirmiş. Öte yandan Maya cesaret örneği göstererek Dina'nın hayatını kurtardı. Çayır hakkındaki bilgisi sayesinde çiçeği onun kazandığını ilan ediyorum. İşte bu kadar. Evet. Olduğuna göre onu paylaşalım mı? Biz arkadaşız. Gündüzleri senin olsun, geceleri de benim olsun. Aslında bu durumda yarışma yap.